Herkese günaydın. Dün Naz'dan biraz geride kaldığı bir yükseliş izledik ama genel olarak yükseliş profili devam ediyor. Bunun üzerine çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama bugün tabii non-farm payroll önemli olacak. Endeksler açısından baktığımızda ilk çeyrek veya ilk ana büyük hareketin aşağıya doğru olmasını bekliyorum ama genel olarak baktığımızda ilk videoda da paylaştığım gibi çok daha yüksek seviyeler bu düzeltmeye rağmen önümüzdeki günlerde karşımızda olacak. Şimdi non-farm payroll'da maalesef ISM gelmediği için çok net bir tahminde bulunmak zor ama dün açıklanan ADP tarafına baktığımızda 250 bin gibi ciddi bir rakam geldi ki perakende vesaire aktivitesini de düşünürsek bu olası bir rakam gibi gözüküyor ama bir iki tane nokta var. Onların üzerinden hemen bir gitmek istiyorum. Şimdi şu tablo gözümüzün önünde bulunması lazım. Ocak ayına da benzer sertlikte girdi Amerika ama şurada gördüğünüz genel sıcaklıklara baktığımızda ve hatta mailde paylaştığım gibi karlı dönemin biraz daha normalin üzerinde olduğunu göz önünde tutarsak aslında bu istihdam verisini aşağıya doğru itecek olan bir gelişme. Dolayısıyla piyasanın beklediğinden veya ADP'nin ki ADP genelde 230 binin üzerinde geldiğinde aslında daha korelasyonu artıyor. Ama mevsim koşulları nedeniyle düşük bir non-farm payroll beklentilerin altında düşük bir non-farm payroll görmemiz mümkün olabilir. Tabii bazı noktalarda ADP daha zayıf gösteriyordu. Örneğin ISM'in kendisine imalat endeksine baktığımızda 22 bin civarında bir istihdam öngörüyor ki ADP'de bu sadece 9 bin gibi bir rakamdı. Ama burada önemli olan 0,3 veya 4 gibi üzerinde bir rakam gelebilecek mi? Ben gelmesi gerektiğini, riskin yukarı yönde açık olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Ne olur böyle bir durum gelmesinde, böyle bir açıklama görürsek yani büyümenin bu noktasında döngünün bu noktasında Amerika'nın %3'e yakın büyüdüğü bir ortamda zaten 200 binli non-farm payroll'lar aslında bir anomali veya gereksiz diyebiliriz. Önemli olan ücret artışlarının yakalayıp yakalayamayacağı bu toparlanmayı şu ana kadar da yakalanmadığını gördük ve piyasanın Fed algısını da yoğun olarak bozan bir gelişme. Dolayısıyla iyi bir iyiden kastım sadece 0,3 değil aslında 0,3'ün üzeri bir rakam olur ise bu tekrar 2,5'lara doğru yavaş yavaş 10 yıllıkları hareketlendirir veya 2,45'lerin üzerine oturmasını sağlayacak bir gelişme olacaktır. Bir süredir baktığımızda Euro'nun işte önceki gün açıklanan ISM'e dün açıklanan ADP'ye rağmen yukarı hareketini kesmediğini görüyoruz. Şimdi orada bir iki noktaya bakmak gerek faydalı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü özellikle bunlar için yaratılmış olan endekslerdir. Sitenin şu gördüğünüz ekonomik sürpriz endeksi Euro açısından baktığımızda şöyle bir resim içeriyor. Net bir şekilde 2016'dan sonra çok önemli bir toparlanma var. Trendin net yukarı olduğunu görebiliyoruz. Ama gördüğünüz gibi son dönemlerde özellikle son aylarda gevşeyen, gerileyen bir Euro bölgesiyle karşı karşıyayız. Amerika tarafına aynı göstergede baktığımızda burada görüyorsunuz 2017'de önemli bir dip oldu. Yani Amerika'da uzun bir süre bir toparlanma görüyorduk. 2015 ile 2016'ya sarkmış olan ama 2017'de resmin tamamen özür dilerim ters döndüğünü gördük. Ardından da çok seri, çok hızlı bir toparlanma. Trump bunu görmüş olsaydı zannediyorum illaki bir tweet atardı ama çok kuvvetli bir toparlanmayla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Netice itibariyle bu nasıl bir görüntü oluşturdu? İki endeks arasındaki farklılığa baktığımızda
görüyorsunuz 2017'nin ortasından itibaren, yani Amerika'daki toparlanma dönemiyle karşılaştırdığımızda daha kuvvetli, Euro bölgesine göre daha kuvvetli bir toparlanma olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla ilk başlarda, yani bir süre için Euro lehine olan bu hareketlilik son dönemde Euro aleyhine dönmüş olsa da Euro yukarıya doğru seyrini sürdürüyor. Aslında bu pek çok gösterge açısından baktığımızda göze çarpan bir durum. Örneğin spread tarafına baktığımızda, Almanya-Amerika tahvil farkına baktığımızda orada da benzer bir durumun olduğunu bir süredir söylüyorum. Euro yukarı trendini sürdürüyor ve hatta geçtiğimiz günlerde eksiye hafif bir geçiş yaptı ama sonrasında toparlanıp artıya geçmiş olsa da yine de son dönemde aşağı yönlü hareket eden, bakın burada da benzer bir resim görüyoruz ki öncü hareketi de yine opsiyonlar tarafında akıllı para dediğimiz para yapmıştı. Burada da aşağıya doğru bir baskı var ama buna rağmen Euro tarafında kırılmanın gelmediğini görüyoruz. Bunun da ana nedeni bir süredir paylaştığım gibi piyasanın kafasında Amerika hikayesinin çoktan bitip Avrupa hikayesinin daha işin başında olması. Ama şu görüntü bir yandan da piyasanın çok inanmadığını düşündürüyor. Her ne kadar Euro CFTC pozisyonları tarihin en yüksek longunda olsa da alttan sanki Euro'dan bir çekilme var gibi düşünüyorum. Buna rağmen nasıl bir harekette bulunmak lazım? Şu an için herhangi bir sat sinyalini almış değiliz. Dolayısıyla yukarı yön hala hareket devam ediyor. Şurada gördüğümüz 1.20'lerin altında bir hareket olur ise, bugün kuvvetli bir nar farmla veya başka bir veriyle beraber, o zaman Euro'nun dönüşünün başladığından bahsetmek mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Yukarı hareketi şüpheyle karşılıyor olmama rağmen momentum çok net bir şekilde yukarıya işaret ediyor. Şimdi biraz karışık olacak ama yine sabah bahsettiğim bir tablo olması açısından endekslere, hisselere tekrar geri dönelim. Nikkei, hatırlarsanız geçen yıl çok kritik bir seviyeyi kırdığını tartışmıştık. Ve şu seviyeleri alırsak görüyorsunuz şu anda da çok net bir şekilde o kırılmanın üzerinde seyrediyor. Yavaş yavaş işte şurada gördüğümüz tepeyi de aşmayı başardı. Yavaş yavaş yukarıya doğru da gidiyor ve şurada oluşmuş olan tabanın büyüklüğünü de göz önünde bulundurursak, bana sorarsanız Nikkei'de çok ciddi bir rally potansiyelinin başındayız ve çok da ciddi bir rally gelecek. Buradaki piyasa nasıl algılıyor bu rally'yi veya bu rally'ye nasıl girmiş durumda? Yine CFTC verilerine bakalım. Burada görüyorsunuz ciddi anlamda bir short pozisyon söz konusu. Bana sorarsanız bu short aslında endeksi kur hedged almaya yönelik bir pozisyon. Yani piyasa ciddi anlamda Nikkei'de longa geçmiş durumda ama Japon yeninden bir darbe yiyebilir korkusundan dolayı kenara, Japon yeni hareketini kenara çekmek ve sadece endeksin kendi hareketinden, şirketlerin performansından faydalanmak üzere girmiş durumda. İlerideki günlerde belki paylaşırım ama geldiğimiz seviyede, bu arada Bitcoin'ciler için açıklamayı görüyorsunuz, geldiğimiz seviyelerde benim düşüncem 2018-2019'da Nikkei ve Japon yeni çok kritik hareketler yapacak. Ciddi anlamda yakından takip edilmesi gereken iki piyasa diye düşünüyorum. Şimdilik yen tarafından %100 emin değilim ama Nikkei tarafına baktığımızda bu hareketin long tarafta takip edilmesi gerektiğine inanıyorum. Gelelim altın tarafına. Altın için burada da aslında Euro'ya benzer bir genel korelasyonların kırılması söz konusu. Görüyorsunuz Japon yeni ile ilgili çok ciddi bir beraber hareket etme söz konusuydu altından. Yani neredeyse birebir bazı dönemlerde Japon yeni fiyatını verdiğiniz zaman altının
nerede olacağını veya vice versa Japonya'nın nerede olacağını birebir çizebilecek durumdasınız. Şu anda böyle bir durumun olmadığını görüyoruz. Korelasyon son dönemde kırılmış durumda. İşte şurada kabaca çizdiğimizde altında net bir yukarı hareket başlamışken Japonya'nın tarafında hareket onaylanmamış durumda. Keza önceki gün paylaşmıştım. Amerikan tahvillerinde şayet 2.5'un üzerinde bir hareket yakalayabilirsek ki şu ana kadar da yakalayamadık. Altında muhtemelen aşağıya doğru çevirecektir. Şu an için baktığımızda 1360'ın kritik 60-65 civarı kritik seviye olmayı koruyor. Aşağı yönde de baktığımızda 1305-1295 aralığı destek olarak karşımızda duruyor. Şayet bu korelasyona dönersek muhtemelen ilk test edilecek seviye o seviyeler olacaktır diye düşünüyorum. Gelelim petrol tarafına. Petrol tarafı 61 dolarların üzerine yavaş yavaş yerleşmeye başlıyor, yerleşmeye çalışıyor. Bu önemli bir hareket ama bir iki tane şurada görüyorsunuz 62-66 bandından bahsediyordum. 60'ların üzerine yerleşmeyi başarırsa şimdi 67 dolara doğru gitmeyi başarıyor ki rekor long seviyelere rağmen. Şimdi burada şu sabah paylaştığım detayların bir de görsel olarak üzerinden gitmek istiyorum. Görüyorsunuz ciddi anlamda bir beklentinin üzerinde azalma söz konusu. Şimdi şuradaki üretim miktarına bir bakalım. Çünkü bu önemli bir işaret veriyor bize. Görüyorsunuz üretim 2015 yılında yani fiyatların daha yüksek olduğu dönemlerde daha düşük seviyelerdeydi. Şu anda Amerika rekor oranda üretiyor. Bu rekor üretimi ne ile yapıyor? Bir oraya da bakmakta fayda var. Bu rekor üretimi aslında ...2015 kuyu sayısının ki 2015'te fiyatlar döndüğü için kuyu sayısı daha hızlı dönmüştü üretim oranına baktığımızda. Şurada görüyorsunuz 2014 öncesi kuyu sayısının ve 2015'teki kuyu sayısının çok daha altı seviyeleri gördü. Ardından 700'lere geldi. Yani yarısındayız neredeyse. Ama üretim yeni rekor seviyelerde ve son dönemde de yeni kuyu sayısının söz konusu olmadığını, artış olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla fiyatların zaten 60 dolarda olması pek çok kuyu açısından, en verimli kuyular açısından zaten haydi haydi yeterliydi. Şimdi 60'ların da üzerinde oturması, daha yukarı gitmesi bir ihtimal kuyu sayısında artışa ve Amerikan üretiminde artışa neden olacaktır. Dolayısıyla bu dengeleyici bir gelişme olarak karşımıza çıkabilir. Ama kuyu sayısında bir artış görmeyiz. Global büyümede hareketlilik devam eder. O zaman benim gördüğüm kadarıyla ki hem 2017 başında hem Haziran ayında da söylemiştim. Mevsimle ilgili değil stoklardaki azalış. Biliyorsunuz belli kesimlerde driving season bittiğinde, yaz bittiğinde stoklardaki azalış vesaire biter bir beklentisi vardı. Hayır, kışa da kaymış durumda ve bundan sonra da eğer kuyu sayısında bir hareket görmezsek 60 milyon varile yakın bir azalma daha izleyebiliriz. Bu da 62-66 bandına oturan bir petrol anlamına gelecektir. Ama söylediğim gibi yüksek fiyatların ilacı yüksek fiyatlar, düşük fiyatların ilacı düşük fiyatlardır. Dolayısıyla her fiyat yükselişi kuyu sayılarında artışa kapanmış olan daha az verimli kuyuların geri dönmesine neden olabilir. Bu nedenle buradaki rakamlara biraz daha önem verme niyetindeyim ki bugün de açıklanacak biliyorsunuz bu veri. Petrolden nasıl oraya geçtin diyeceksiniz ama ilk baştaki aslında konuyla da ilgili bugünlerde okuyorsunuz aşırı soğuklar özellikle Amerika tarafına baktığımızda söz konusu. Burada pardon. Şimdi
Dönüp de baktığımızda neye baktığımızı da önce isterseniz açıp göndereyim, göstereyim size. Bu agro yani tarım ürünlerinden oluşan, daha doğrusu vadelilerinden oluşan hangileri işte görüyorsunuz, daha soft komoditilerden oluşan bir endeks. Şimdi bu endekse baktığımızda ciddi anlamda düşük seviyelerde olduğumuzu görüyoruz. Şurada gördüğümüz çok sayıda diplerinde altına kaymış durumda. Soğuk havalar, daha doğrusu eğer global ısınma değil de global soğuma tarafından bakıyorsanız iklim değişikliğini, burası önemli potansiyele sahip bir endeks gibi geliyor bana. Çok düşük seviyelerde iklim hareketleri çok desteklemiyor. Bu seviyeleri en azından orta vadede diye düşünüyorum. Dolayısıyla da yakından takip edilmesi gereken emtialar. Mesela bunlardan bir tanesi Mısır tarafı. Burada bayağı düşük seviyelere gerilemiş durumdayız. Göstergeye baktığımızda tam aksi bir uyumsuzluk söz konusu. 50 günlük ortalamanın kırılması durumunda yukarıya doğru hareketin biraz daha kuvvetleneceğini, şu bölgeye doğru gideceğini düşünüyorum. Şuralarda da görüyorsunuz benzer hareketler var. Dolayısıyla tarım ürünlerini de biraz daha orta uzun vadeli takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Herkese iyi günler. Nafan Feyroğlu'ndan sonra bir update geçmeye çalışacağım.